Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Ellezî ce'ale lekum mineşşeceril ahtari nâran. İnsan insanı asi çürümüş kemikleri kim diriltecek diye meydan okul gibi inkarına karşı Kur'an der Kim bidayeten ilk olarak yok iken var edip yaratmış ise o diriltecek. Bir daha insani asi, asi olan insan çürümüş kemikleri kim diriltecek? soruyor. Çürümüş kemikleri diye meydan okur gibi inkarına karşı yani bunu Sebebin nuzulu bir Yahudi geliyor, kemiği tutuyor. Diyor ki, ya Muhammed bunun diyor dirileceğini mi iddia ediyorsun? Aleyhissalatü vesselam. O zaman böyle geliyor cevap. Kim bidayeten yaratmış ise o diriltecek. Yasin suresinde geçiyor ya. O yaratan zat ise her bir şeyi, her bir keyfiyeti bilir. O yaratan zat hiçbir şey yok iken madde yok, mekan yok, zaman yok, mukayese yok, taklit yok, nümine yok, model yok, misal yok muacele yok. Neyin ifadesi bu kelimenin manası? Fert ismi. Fettah ile beraber. İlk mekan yok. Allah var ki mekan yok. Madde yok, zaman yok, mukayese yok, misal yok, model yok, Nümine yok. Yani alet erdevatına manasında muacele de yok. Deneme yanılma da yok. İlk kim yapmış ise o diriltecek. Çok garip ya. Yani. Mesela şu et ve kemiğe o duyguları nasıl yerleştirmiş? O diriltecek. Yani et kemikteyiz ama hiç alakamız yok. bir kullanıyoruz işte. Arabanın direksiyonu gibi. O yaratan zat ise her bir şeyi her bir keyfiyette bilir. Hem size çok ilginç bir örnek veriyor. Eşşecerül Ahtar. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir zat. Ahiret ispat etmekte kullanılıyor. Yeşil ağaçtan ateş çıkartan bir zat. Afrika'da var galiba Asya'da da var. Onlar e, kirbit yerine onu kullanıyorlarmış. Yaprağı birbirine temas ettiriyorlar çat çat. Öyle olmakla beraber biz yapraklara ateşi koyduk mu çıkıyor ya. Yani. Tersini düşün güneşten yapmış o yaprağı. A ağaçlar yapraklar donmuş güneş. Güneşin enerjisiyle değil mi hocam? Güneş enerjisiyle yaprak yaratılmış. Enerji yani. Eşittir Yeşil ağaçtan ateşi çıkartan. Şimdi bir odun böyle düşün. 10 kilo bir odun. 10 kilo gelse. Bunu yaksak. mesela bu kaç gram çıkar kül? 10 kilo odundan. <laughs> bir avuç o kadar 10 gram, 20 gram bir şey çıkar. Ee, ne çıktı oradan yaktığımız zaman? Yani bir duman çıktı. Sıcaklık çıktı. Nur çıktı. Duman da didik değil mi? Evet. Duman, nur, sıcaklık, enerji çıktı. Hepsi birbirine zıt şeyler. Şimdi Çıkan şey ne, odun buradaydı Augsburg'ta. Çıkanlar nerede? Odunu yaktık. Nerede? Her yerde. Bak her yerde olanı odun gibi gözükerek burada bir yerde oldu ters. Her yerde olan bir yerde tuttu. Duman ile nur ikisi zıt. Aynı yerde. Yani yaktığımız zaman duman göz gözü göstermiyor, örtüyor. Sayfa şey 400. Eğer buraya. Duman göz gözü göstermiyor ama nur karanlığı aydınlık yapıyor. Yani dumanı ortadan kaldıran. Duman ise nuru örten. İkisi de aynı yerde. İki zıt şeyi. Nurla karanlığı. Aynı yere koydu. Ya normal bir teknoloji mi şimdi yani? Nur ile dumanı her yerde olanı bir yerde yapmak. Bir yerde yapmak. Diyor ki hem de yeşil ağaçtan ateş çıkartan bir zat. Böyle bir ağaç var. Sürtüyorsun. Ateş çıkıyor. Çürümüş kemiği de kemiğe hayat verebilir. Yani mukayese ettiriyor. Bak neyi nereden çıkartıyor, neyi nereden yapılandırıyor. Güneşten odun yapacaksın. Peki odun nedir? Donmuş güneştir. Şarjlı pile benziyor. Güneş vuruyor. Dünya aydınlatıyor. ısıyı veriyor. Arttı mı? Arttı güneş değil mi? Onu ne yapacak? Şarjlı pil yapıyor. Gidiyor ağaç yapıyor. Yakup muydu abi hocam? Yakup. Şarjlı pil yapıyor. Yani odun yapıyor. Avusturya'da. Üşüdüğün zaman sobaya koyuyorsun. Güneşi aktif ediyorsun. Güneşi orada saklıyorsun. Odunu da taşıyarak güneşi taşıyorsun. Baksana odundan ne çıkıyor? Güneş çıkıyor. Her şey aslında rücu eder. Güneşi yaktığımız zaman nuru nereye gidiyor? Nereden gelmişse oraya gidiyor. Bak 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 tak oraya gidiyor. Her şey aslına gidiyor. E, oduna böyle yapmış gözümüzün önünde. Her yerde olanı bir yerde tutmuş. Her yerde olan ruhu bedende tutmuş. Odundan kasıt bedendir. Odundaki numan, duman nefistir. Odundaki nur ruhtur misal ikisiz ve mutlak olan bir şeyi muayyen yapmış. Ha işte bedende nefis örtüyor, ruha açı açığa çıkartıyor. İkisini aynı yere koymuş. Bak bakalım bunu model yokken, zaman yokken, mukayese yok, misal yok, patent yok, taklit yok. Bir yere bakıp da yapmamış. İlk ve son yapmış. Maddenin Allah yani. İşte çürümüş kemiğe de hayat verebilir. Ha kemiği oduna kıyas et. O, o, kemik gibi odunu hayat veriyor. Aynı onun gibi, odun gibi kemik işte. Niye kıyas edemiyorsun diyor. Oysa ben Allah'ım niye inanmıyorsunuz? Kurarım lan kafanızı. Tarzına gitmiyor. Bak ikneye doğru gidiyor. <laughs> Bak bunları misaller getiriyor. Sonra diyor ki velillahi meselil hala. En iyi misalleri Allah veriyor. İkneye gidiyor. Aceybi mi gidiyor ya. Cenab-ı Hakk'ın şu davranışı bize karşı. Ne kadar merhametli ya. ikna ediyor, misal veriyor, örnek veriyor. Kur'an'ın Kur 40 icazından bir tanesi misal vermesidir. Misalle diyor, misal eder diyor Risale'de. İşte şu kelam diriltmek davasına mutaaddit cihetlerle bakar ispat eder. Evvela insana karşı ettiği silsile-i ihsanatı şu kelamı ile başlar, tahrik eder, hatıra getirir. İlk önce senin için diriltecek? Çünkü diye, bak sana yaptığı insanatı, azimiyi düşün. Yok iken seni yaratıyor, numune yok, model yok, patent yok, mukayese yok. Sen sen değilken bile seni sana vermiş, sana benlik vermiş, kendisine isyan edecek donanımı da vermiş. Bu insanatları silsile sıralıyor. Bak sana neler vermiş. Bütün şeyler onun. Bizim hoca derdi ki, şu insan eline bakılarak iş makineleri imal edilmiş. İş makineleri. Şu ele bakılarak kaldırıyorsun. indiriyorsun, yapıyorsun. E bunu yapan nereye bakmış? Lumine yok yani. Fettah yani. Fettah ismi var ya. Luminesiz yapıyor. Modeli yok. Misal yok. Evvela insana karşı it, e, ettiği silsile-i İsa, İsa şu kelam ile başlar, tahrik eder, hatıra getirir. Başka ayetlerde tavsil ettiği için kısa keser, akla havale eder. Akla havale ediyor. Bak böyle böyle. Mesela akla havale edenlerden bir tane de bir yer göstereyim. Çok o da garibime, garibinize gidecek ya. Çok garip. Cenab-ı Hak tevidi veya ahireti ispat etme yöntemi Kur'an'ın yöntemini benim anladığım külliyattan. Bir yöntem şöyle. Tevid yöntemi, ahireti ispat yöntemi şöyle. Sonucu gösteriyor Yakup. Sonucu gösteriyor. Sebep bu diyor. Bu sonuca, bu sebep evet konmuş sebep yanına konmuş sebepten için ama bak bakalım şu sonucu bu sebep yapabilir Oysa bu sonuca dört tane sıfat lazım. ilim irade kudret Bir de şefkat merhamet en az Sebebe bak bakalım ilim irade kudret merhamet var mı yok. Bu ara boşluğu neyle dolduracaksın diyor. Misal de veriyor iki tane usta. Sema'nın diyor şeye dağın tepesi sema ile bitişik gözükür diyor. Uzaktan bakınca bitişik gözüküyor. Çık bakalım yanına ne kadar mesafe var. Veya deniz ufku sema ile bitişik gözüküyor. Ama ne kadar mesafe yıldızlar matlaları var diyor. Yani yıldızların doğduğu alemler var. Bak ne kadar mesafe var. O ara boşluğuyla alakalı 3-4 tane 7 tane misal var. Ben bir iki tanesini okuyayım ara boşluğu. Katrede geçiyor. Ara boşluğu. Bunu bize gösteriyor ki bak bakalım bu bununla alakası var mı? Bunlar onlar olmasa. Biz ne yapacaktık ya? Ben ortaokul çocukluğumda Hasköy İstanbul Hasköy Lisesi'nde okuyorduk. İlk sağ sol davasında adam vurulma, mermiye dönüşme yeri Hasköy'dü. Hasköy neresi bak anlatayım şöyle. Şuradan bu tarafı Tayyip'in şeyi, Kasımpaşa. Burası kulaksız, faili meçhul cinayetlerin olduğu yer, mezarlık. Burası Asköy. O zaman derdim ki benim tevhid dersleri ondan oluyor haşir. Ya bir insan yok mu bu Allah'ı bir anlat, ispat etse. Allah ispat edecek kimse yok mu ya? Vallahi o dertte yanıyordum. Kimseye de diyemiyordum. Çünkü korkuyordum kafir diyecekler diye. Ben bunları elime geçtiği zaman sanki çölde susuz kalmış bir insan gibi o gün bugün yapıştım ve ilk derste duydum namaza başladım. Ondan sonra bilerek bir namazım kaza olduğunu hatırlamıyorum. Nasıl şükredeceğim bilmiyorum tabii bir Nasıl hamd edeceğim? Ondandır ki bazıları izahlı ders yapıyor zannediyor ama hep külliyattan naklettiğimi külliyatlar okuyanlar bilir. Ve merhametliyim çünkü benim gibi gençler var. Seni kopsalar öteki taraftan gider. İstediğin yerde dinlersin. Bunu beni dinlemek zorunda değilsin. Gençlerin derdindeyim. Ben içim yanıyordu bir tanesi kalksın da şu Allah'ı ispat etsin, ahireti ispat etsin. Onunla yanmış insanım yani. Öyle bir kişinin alemine bir taş koymak. Ötekisi zaten doymuş, minneti yok zaten. Sana selam, ma'u selama. Sen ne yaparsan yap. Ama genç. Bak gençler geldi değil mi? Bak şimdi o misallerden birkaç tane okuyayım. Diyor ki hangisini seçeyim? Mesela şu kainatın sayfasında, kainata bak böyle, bir inayeti tamme parlıyor. Bir yardım var diyor. Her şey sana hitap ediyor. Her şey seni gösteriyor. Sana yardım ediyor. Seni tanıyor. Seni tanımlıyor. Yani bak ağaçlardaki, ayvadaki renk gözüne hitap ediyor. Şimdi böyle bir şey var mı ya? Nefret ediyor musun? Aman bana gösterme ya. İğrenç bir renk var. Yok. Rengi gözüne göre, kokusu burnuna göre. Yenişi suluysa, paketli değilse ısıracak gibi yapmış. Malum. Tadı, dili vesaire sana bakmış. Bu inayet-i tammiymiş. Tam bir inayet niye edilmiş? Her şey ama mandalina'dan greyfurt'a kadar, nara kadar, muza kadar bir rızık rızık da ve liyenamikum. Sizin ve hayvanatınız için diyor. Yani bir hedef var. Bu geneli bütünsel baktığın zaman inayet değil, inayet-i tammi oluyor. Tam bir inayet. Bir bilgi tane olsa inayet olur. Ama Birbirlerini tanımayan güneş, hava, toprak, su, ağaçlar, hiçbir ağaç, hiçbir meyve birbirini tanımıyor ama bir yere hizmet ediyor. İnayet sanki el 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 vermişler, kafa kafaya vermişler. Bir yere hizmet ediyorlar. Bunun adı inayeti tamme. Bu inayeti, bu inayet tazamun etti. Yani bu kainat bana hitap ediyor. Neyi tazamun etmesi lazım? Sonuç bu. Kainat bana bakıyor. Ne sebep olması lazım? Bir, hikmet olması lazım. Yani bu sebep bir gayesi olması lazım. bakkal hikmet değil ha. Hikmet bir hedefi olması lazım. Bu sebebin bir gayesi olması lazım. Gayesi olabilmesi için aklı olması lazım. Aklı yetmiyor. Hikmet sahibi olması lazım. Şuur sahibi olacak vesaire. Bir, şu sonuca, şu sonuca bize e, netice versin diye, yardım etsin diye birisi hikmet lazım. İki, lütfetmesi lazım lütfettiniz diyoruz ya. Lütuf sahibi olması lazım. Bir de latif yani. Böyle kaba sapa değil. Yani hepsi nazik. Nara bak bak, tanelere bak. Mandalinanın kabuğuna bak. Portakala bak. Etrafına gaz koymuş. Soğukta donmasın diye. Bizim hoca derdi ki, ben uçakla okumuştum. Su donmasın diye antifrizleri portakalın ve mandalinanın kabuğundaki gaza bakılarak imal edilmiş. Antifriz öyle imal edilmiş. Niye? Kışı meyveler suluysa ki C vitamini kana karışacak. Donar soğukta. Donmasın diye dışına antifrizle sarmış. Şimdi eksi 30, kaç seri plakası kadar? Eksi 30 santigrat derece kadar, 38. Şimdi, suyun donmamasını sağlıyor bu. Şimdi insanoğlu teknolojisini, sanatını doğadan alıyor. Yani portakaldan almış. Portakalı yapan nereye bakmıştı? Hocaya dedim ki hocam portakalı yapan nereye bakmıştı? Biz antifrize ona bakmıştık. Gel sen karıştırma şimdi diyor Orayı karıştırma. Hakikaten acayip ya. Yani biraz böyle mantıklı düşünürsek. Portikala bir gaz sarmış. Niye sarmış? Donmasın. E, katı olsun ama kışın buna enerji lazım. Katıyı sulu yapmak için. Hemen kana karışsın diye. Sulu, sulu lazım. Şuraya bak ya. Bir lütuf bu. Lütuf değil mi yani? Lütfettiniz diyoruz ya. Sonra tahsin lazım. Süslemiş. Kimlik ve kişilik koymuş. Ne işe yarıyorsa ona benzetmiş. Alimler. Alimler buna el atmış. Eee. Açık renkliler diyor, diş tarafı mesela ayva gibi, portakal gibi, diş organlara zeytin gibi, incir gibi böyle evet böyle koyu şeyler iç organlara diyor. Bu neyi gösteriyor? Tahsin, hüsün yapmış, süslemiş, yetmiyor, sana iştah koymuş, ihtiyaç koymuş, evamiri tekmineye koymuş. Ne demek evamiri tekmine? İyiyim, ezberlemek için olsun, iyiyim, ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil ezberlenir böyle. İyiyim. ihtiyaç iştiyak, incizap meyil koymuş. Sana ona karşı koymuş. Tahsin sıfatlarıyla bir Halik-i Kerim'in vücubu vücuduna delalet eder. Bak sonuç bu. Sebep bu odun. Ama bu odunda bir hikmet lazım. İki, lütuf lazım, üç tahsin sıfatı lazım. Hikmet sahibi olacak, sonra ne olacak? Lütuf sahibi olacak. Bir de onu süsleyecek gözü olması lazım, şuuru olması lazım. Doğuştan ama bir insana kaportaya gider misiniz yani? Otoboya, araba mı boya? Sopayla gelmiş dükkana ama ona arabayı teslim eder misin bunun boya diye? Veya doğuştan ama birisine sopayla gelmiş göz doktoru. Gider misin yani? Gitmezsin. Peki tahsi neyi gösteriyor? Görmesi lazım. Ama bu sonuç bunlar ilk ediyor. Bunlarda yok böyle bir şey. Odunda göz mü var yani? Ki benim gözüme uygun boya atsın. O işte ya. Onda lütfetmek mi? Latifelik ner gezer ya? Onları yapacak. Başka bir tane de okuyayım. Kainatta intişar eden bir hayat vardır. Kainatta hayat müstevi. Mestevi Nuri 60'tan okuyor. Kainatta istila eden Öyle bir şey ki Cenab-ı dünyayı ahiret hesabına latifleştiriyor. Ne ile? Çürüme kanunuyla. Bir kanun da bu. Çöpe attılan bir et kurtlanması sanki insanların yani canlıların, illa insan değil, canlıların vücutlarını mektep veya kışta gibi ölüler giriliyor, gidiyor içeriye. Hayat bulup ahirete mal oluyor. Mesela çöpe atılan bir kemik veya et kurtlanıyor. Nereden çıktı bu kurt ya? Bunu neresindeydi daha önce? Ne yapmış Allah? O kurtu şey eti öyle bırakmıyor. Onu ahiret hesabına latifleştiriyor, diriltiyor, canlandırıyor. Düşünün etin neresindeydi bu kurt? Ruh da bedenin orasındadır. Ruh bedenin neresindedir? Etin neresinde kurt var değildiyse bizim ruhumuz da bedenin orasında. Be ruh bedenin neresinde? Odundaki nur, odunun neresindeyse ruh da bedenin orasındadır. Nefis nerede bedende? Duman odunun neresindeyse duman, nefiste de bedenin orasındadır. Aynı kanun. Makro ve mikro. Cüz ve kül. Cüzi veya külli. Şimdi diyor ki kainatta intişar eden bir hayat vardır. Her tarafta hayat fışkırıyor. Çürme denilen şey hayatın kendisi ya. Hayata dönüştürülüyor. Mikro canlılara dönüşüyor. Her tarafta hayat var tamam. Bu hayat sıfatı dahi geçen sıfatları iktiza etmekle bir hayu kayumun bir muhi ve mümin Halik'in vücubu vücuduna delalet eder. Mesela ölüler dirilir mi? Ya yediğin maddeler bugün akşam yedik ya. Akşam yediğimiz gıda insan baksın yemeğine. Felyanzurul insan ile tahmi. İnsan yediklerine bakmıyor. Ölü madde değil miydi? Ölü maddeleri yiyoruz. Diri diri dolaşıyoruz. Sonra, sonradan diyoruz ki ölüler dirilir Zaten sen dirilmişsin ya. Ölüleri sen de diriltiyor. Ölüler dirilir mi diye soru soruyorsun ya. Ölü ya. Ekmek ölü değil miydi? Sen de diriliyor hem de saç göz kulak oluyor. Hayat oluyor ya. Oh gözüme efel geldi diyorsun ya. Allah ölüden diriltmeyi gözümüzün önünde her an yapıyor zaten. Gübreyi dirilten Allah seni diriltmez mi ya? Gübreden portakal rengini boyayan Allah kör olur mu? Seni görmez. Seni görmeseydi senin gözüne uygun boya atar mıydı oraya? İğrenç bir boya olurdu ya. Yani seni gördüğünü seni biliyor diyor. Nereden biliyoruz? Birinci sözde geçiyor. Rahmetiyle ne diyor Halil? Rahmetiyle seni bildiğini bildiriyor. Seni biliyor. Nereden biliyoruz? Rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Yani boyamasıyla gözünü, vücuduna ile seni vücuduna hakim olduğunu, seni vücudundaki sistemle kainatta cevap veriyor. Senden habersiz olan sana nasıl hitap ettirirdik? Ya biz işte 60 kilo bir şeyiz, 80 kilo ama bütün kainatın merkezine koymuş. Şu değer verilişe bak ya ne kadar kıymet almışız ya. Ne kadar Allah değer vermiş ya. 70 80 kilo geliyoruz. Bütün kainatın merkezine koymuş. Çünkü kafasına taktığı akla, kalbine beslediği istidada nispeten insan bu kainatın arkasında. Bu kainat onu istiyab edemez, doyurmaz. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini ancak taskin te ve tatmin ve temin edecek darul ahirettir. Kafasına taktı akla bak. Kainatın arkasına geçiyor. Aklıyla aklının arkasına geçerek aklını yapılandıran bir sistem ya. Yani çip gibi bir şey ama koca filmler koymuş. Ufak bir çip 50 tane film koymuştu. E bu da böyle. Ya. Demek ki ölülerin dirilmesinde muhi lazım. Muhi ama bir de mümit lazım. Niye? Etten kurt çıkması için etin ölmesi lazım. Çekirdekten ağaç çıkması için Çekirdeğin ölmesi lazım. Peki çekirdek ölmeden ağaç olur mu? Olmaz. O zaman çekirdeğin ölümü hayatın kendisi değil midir? Bitki şeyden çekirdek hayatından bitki hayatına. O bitkiyi mesela meyveye koparıyoruz diyoruz. İnsanda diriliyor. Bakın çekirdeğin ölümü bitkinin hayatına. Ölmesi olmaz. O zaman o ölüm kendisi hayattır. Burada ölüm gözükür. Size bir şey yapacağım. Bir adam dünyada yaşıyor. Buradayım. Bu da arkamda. Mustafa arkamda. Senin adın neydi? Fevzi. Ben dünyada yaşıyor. Bu arkamda. Şimdi ben bir iki adım attım. Mustafa'ya göre ne yaptım? Uzaklaştırdım. Fevzi'ye göre ne oldum? Yakınlaştım. Şimdi bu arkandan bana bakınca uzaklaştı. Aynı kişi hakkında diyor. O da diyor ki yaklaştı. Bu dünya hayatıdır ben. Ölüle ölmek diriler içindir. O ölen gitti. Arkamdaki diyor ki gitti. O ahirettekiler ne diyor? Geldi. E ben ne yaptım? Hiç birisini yapmadım. Ne gittim ne geldim. Aslıma dönüştüm. Yani kazanımlarıma dönüştüm. Ölüm bu. Ölüm diriler içindir. Öyle zaten hayatın hakikatını geçti. Bu bak gitti diyor. O ne diyor? Geldi. E ben ne yaptım? <laughs> hem ona göre gittim hem ona göre geldim. İkisi de oldum. Ben aslında ben oldum. Biz diyoruz öldü. Ölümün çirkin yüzü diyoruz Ustad. 232 lemalarda. Mümit yani bir şeyin ölmesi bile mucize ya. Adam trafik kasası geçirse, bir tarafı kırılsa, kopsa ölüyor. Diyelim ki şöyle bir sistem var. Allah ölüm sistemini çalıştırmadı. Tamam ne yaptı? Kafa parçalandı. Kafa bir tarafta, vücut bir tarafta. İkisi de canlı. Kol, Metin. Kafa, kol oynuyor. Can çıkmıyor. Ne olurdu? Kafa parçalandı, can çıkmıyor. Olur ya, can çıkmıyor. Her bir zerrede can müstakil olsa, kulak kaldı, kulak orada duyuyor. Tek başına. Sus, sesler giriyor, tek başına. Ölmüyor. Ali kardeş, ölmüyor. Ölüm sistemi yok. Hiçbir şey ölmüyor. Ne olurdu ya? <laughs> He? Şimdi... Kol orada, bacak orada, böbrek orada. Adam kaza geçirdi. E ee, böbreği gitti, yandı. E sağlamlar ne? Yapıyor? O da hiç şey yapıyor. Ölüm yok. Çok kötü olurdu ya. Demek ki bir şeyin ölümü, bir şeyin hayatının kendisi ise ölüm kendisi dirilmektir. O baktığımıza göre gitti, geldi gibi oldu. Mümit ve Halik'in bu vücuduna delalet eder. Sonuç bu, sebep bu. Devam edeyim dersime. Evet, evvela insana karşı ettiği silsile-i şu kelamı ile başlar, tahrik eder, hatıra getirir. Başka ayetlerde tavsil ettiği için kısa keser, akla havale eder. Yani akla havale etmek şu. Size ağaçtan meyveyi, bak odundan. Odun ya, hani bir insana desin ki odun. Aynı odun gibi adamsın yani. Kereste, kütük, ne kadar kızar. Kütük dese ne olur kereste, kereste diyorsun. Yani o odun çubuklarından abiler ya. O portakal çıkar mı? Rengi, gazı, asiti, içindeki dilimi dilimi yapmasıyla ağzı göstermiyor. Nasıl ise sulu ise dilimlemiş. Balon gibi yapsaydı ısırdığın zaman patlayacak yani. Balon ısırsa ne olur? Suluları dilim yapmış. Yani senin ağzını bilmiyor mu ya? Çok tuhaf ya. Odun ya. Abi odun çubuğundan portakalı çıkarması, Gübreden yaratması. Aslında gübreden çıkan niye güzel portakal koksun? Gübre kokması mantıklı değil mi? Dibine gübre koyduk. Yani gübreden çıkan gübre olması lazım. Siyadan çıkan siyah gübreden beyaz gül çıkar mı? Gübre gül kokar mı ya? Yani şu güle baktığın zaman estetiğine, latifliğine, rengine, güzelliğine, ahenkliliğine yani bir gözü olanı göstermiyor mu yani? Körün işi mi şimdi bu ya? Bu letafetini görmüyor musun ya? Şu uyumluluğuna baksana ya. İnsan nasıl memnun ediyor ya? O küze göstersen şu gülü. O küz otla gül eşit. O küz gibi adamlar da içinde öyle aynı. O küzü o küze göre Gül ile ot ne farkı var? Kediye göre muhabbet kuşuyla balık kafası, çürümüş balık kafası farkı var mı? Kedi orada muhabbet kuşuyla bir tane et parçası atsam veya balık kafası kokuşmuş. Onun için fark etmez ki. Der mi ya kedi vay be şu güzelliğe bak ya fesuman Allah. O der mi ya şu gül yenir mi ya? Ot zanneder ya. Acayipten işte insanlar bazı insan da böyle insan simasında o gibi olunca iki aynı oluyor. Doğru ile yanlış birbirine girmiş. Demek ki öyle. Diyor ki size ağaçtan meyveyi tamam şu böyle saptan meyveyi oradan çıkarıyor. Üzüm saz az şu kartta vardı Abdullah'ın. Siyah salkımlar böyle. Sonra ateşi yani şöyle anlarız abi. Benim şöyle anlıyorum. Allah hiç ateş yaktığımızı görmesi. Yani yaptığını görmeseydik. Allah nasıl ne yaptı diye bilmiyoruz. Peki bu ateşi ilk defa yaksak yani yakmadan diyelim ateşin bu odunun içinde olduğunu nasıl anlardın? Yani bunun içinde ne var diye Cenab-ı Hak sorsa oduna bak şimdi ey kulum bunun içinde ne var ne koyayım? Tamam zahirinde meyveyi yaptım. E kendisi şarjlı pil olarak saklayacak enerji. Hiç kimsenin hatırına gelir mi odunun içinde böyle bir şeyler var? Odunun içerisinde dumanı, nuru, ısıyı, enerjiyi penseyle alabilir misin? Bu tarafa. Penseyle nasıl alacaksın? Hiç kimsenin hatırına gelir mi ya? Odunun içerisine bunları koymuş. Şeyde bir ibret için gidin. Burada çok oluyor fuar, fuar. Mermer fuarına gidin. Ben Avusturya'ya bir fuara gelmiştim mermere. İtalya'da. Ben ilk gelmem için vizeyi mermer şirketine Çalışıyor gözüküyordu. Vizeyi almıştık. Tabii o zaman fuarada merak da ettim. Geleyim dedim. Oo, adedi belli değil mermerin içi. Ya o mermer toprağın altında değil mi abiler? Sipsiyada veya tuhta. Onu yarmışlar. Ya mavisinden, kırmızısından, ondan sonra yeşilinden, deseninden. Ya sipsiya toprağın içi. Onun içinin içi olan mermerin içinde... O renk boyanır mı ya? Mermenin içine boya atılır mı ya? Nasıl bir fırça kullanmış ya? Nasıl bir ressam? Ya mer taşın içi ya. Taşı böyle kesmişler. Ondan sonra bilemişler böyle. Bir bakıyorsun Allah Allah. İnsanı memnun edecek. Gözün hoşuna geçecek renk var ya. Ya sip siyanın içerisine renk nasıl konur? Siyah taşın içerisine beyaz desenler koymuş. Yeşil koymuş. Kırmızı koymuş ya. İçi sip ya Sanki o çok mucize, kafanın içi kapkaran değil mi? Işığı nerede anlıyor? algılıyoruz? Bu ışık burada. Burada, bunu buraya taşıyorum, burada görüyorum. Karanlık kafada ışığı görüyor ya. Sessiz kafada sesi duyduğu gibi. Hakikaten çok tuhaf ya. Mermeri gördüğüm zaman hakikaten maddeyin Allah ya. Hakikaten Allah. Kayanın içini de mi görüyor dedim. Ona ne diyorsun sen dedi ya. Vallahi kaya'nın içine fırça atmış, boya atmış. Sonra kapatmış. Bulun sizde. Al size böyle renkli bir mermer oluyor. Mermer kesmeden önce karanlık değil miydi dedim adama. Ya mermer içinde bu boya kim attı deyince adam bana ne dedi biliyor musun? Sen hoca mısın? Ne alakası var ya mermer içerisine boya nasıl attı diye <laughs> Bil, bunu sormak. Hoca mı oluyor? <laughs> hoca mısın diyor. Çok acayip olmuş ya diyor ki ben hiç düşünmedim diyor. Ben bunu ben imal ettim dedi. Nerede imal ettin çıkardın zımpara vurdun. Afyon'da, Afyon'dan mı İsparta'dan mı ne getirmiş. Bu sefer ilk defa görüyorsan kendisi yaptı. Hakikaten dedi ya bu kalan için bu boya hakikaten boya dedi ya. Para kör etmiş işte. Bugünkü öğleniniz mutala ya. <laughs> maddiyonu kör etmiş. Yakup gördün mü? Bak maddiyonu kör etmiş para, menfaat, onu satış. Bana diyor ki, hakikaten dedi ya, Ona sen yapmadın mı? sen boyamadın şey, bunun üzerinize para atmadın mı? Attım ama ne bileyim böyle. Ben dedi, bundan ne kadar metre küp çıkar baktım dedi, ne kadar satılığa baktım. Boyayı da görmedim ki diyor. Adam mobilyacı, keresteye bakar, ulan bundan ne kadar şey çıkar? Bir nur talebesi bakar, Allah'a tefsiri, bir tefsir alimi gibi onu izah eder. Yani ölüden diri çıkmasıyla ya hay, onu sanatlı yapmasıyla ya sani, şekillendirmesiyle ya sani renklere bakarak ya basir diye görüyor. Ama mobilyacı nasıl bakar? Ona kaç tane mobilya olur bunlar? Çekyat olur diyor. Bak size ağaçtan meyveyi, ateşi, ottan erzakı ve hububu ve topraktan hububatı. Şimdi en garip tane hani odunla tutturduk ama toprak bundan daha garip ya. Siyah topraktan, ölü, cansız, hissiz, meramesiz topraktan hububatı, rızkı, rızıkları oradan toprak yarılıp çıkar mı? Ne acayip bir şey ya. Diyor ki rızık, rızkınız semadan yağmuru yerdeki de kurumuş toprağı diyor yararak çıkıyor. Şurada bak. Şimdi rızıkla ne alakası var? Sema kupkuru olsa ki kim yağmur bekler? Zaten şu anda bazı bilim adamları işi bilenler yukarıdan su değil de asitin yamasını bekliyorlar. Asit ama ihtimali daha iyi Bak diyor ki, Felyan zuril insan ile tami. İnsan yediğine bakmıyor mu? Ne olmuş? Enne sebep ma sebe sümme şakaklen erde şakka. Semadan yağmur indiriyoruz. Sonra sümme şakaklen erde şakka. Sonra arzı da onu yarılmış, kup kurmuş toprağa indiriyoruz. Sanki dişi erkek gibi bir araya geliyor. Evlatlar olan hububatı çıkartıyoruz. Aşağısı yumurta, toprak ana, yukarıdan suyu, evlat çıkıyor. Kim beklerdi yani topraktan? Şöyle ancak olur tefekkür. Yaparsak, abiler yaparsanız tefekkür olur. Yani ya ne kadar ka değil. Şu topraktan hiçbir şey yokken Allah dese ki bize Celle Celaluhu ben bunu yarattım. Bu Söyleyin bakalım daha hiçbir bitki yok ilk defa. Bundan ne çıkar? Ne olur? Hiç kimse oradan narın çıkacağını bekler mi ya? Ya Rab bu siyah topraktan narı çıkartacaksın galiba. Nar beklenir mi ya? Nasıl düşünmüş? Allah hakikaten usta ya. Bunu aklım, aklımın arkasındaki aklım söylüyor ya. Yani şu düz ovadan bana diyecek ki ne çıkacak? Ya Rab burada muz çıkması lazım. Üzüm çıkması lazım. Ya tövbe, tahayyülü küfür küfür değil. Tefekkürü küfür küfür de değil. Allah nereden hatırına geldi yani? muz yapayım, üzüm, üzüm yapayım, portakal oradan çıkartayım. Olacak şey mi ya? Normal bir teknoloji mi ya? Nasıl bir teknoloji kullanmış? Hakikaten Allah ya. Allah başka bir şey demek ki. Ama bildiğim o ki çok hoş bir şey yani. Ancak diyoruz ki Subhanallah, Allahu Ekber. Allah hakikaten Allah'lık yapıyor kainatta. Usta ya yemin ederim. Böyle tefekkür edebilmenin şeyi Kur'an tefekküre sevk ederken ilk yaratılmasını nazara veriyor Risale 25. sözde. Yöntemi bak. Yöntemi yakalamak lazım tefekkürün. ilk önce onun mebdeyine, başlangıcına götürüyor. Diyor ki an sana şu toprak. Zaman yok, madde yok, mekan yok, mukayese yok, nümine yok, model yok, misal yok, alet erdavat yok, deneme yardımma da yok. ilk yapacaksın. Şu asip siyah toprakta. götürüyor. Aha buradan. Hiç ben bunu görmeseydim. Ha, iyi ya. Buradan bu çıkar mı? kimin hatırına gelir? İşte tefekkür bu bu yöntem üzerine tüş, tef, düşünceyi bunun üzerine koyarsan düşünce tefekküre dönüşür. İmansızın tefekkürü yoktur Yakup. Düşünceleri vardır. Tefekkür kutsidir. Yani düşündüğünü zata bağlama yöntemidir. Gazali de öyle der. Düşünce vardır. Çeşitli şekilde düşünürüz. Hegel düşünür. Charles Darwin düşünür. Tao düşünür. Mao düşünür. Düşünür yani. Ama o düşündüğü 12. sözde de söylüyor. Şey 11. sözde hani bir sanatkar bir kitap yazdı gösterdi var ya düşünüyor. Ha, eğer sanatkarına bağlama yöntemi olursa tefekkür bağdır. Tefekkür bağdır kutsi seni oraya taşır düşüncene. İşte nasıl yaparız tefekkürü? Ömer zemine bakarız sonuca. Ne var abim? Nar, ceviz, kestane, kestane, koçan, dikenler. Hiç kimse bekler mi içinde böyle bir şey çıksın ya? Kestaneyi koy. Sonra diyor ki, aha bu odun çubuklarında ne oldu? Koçanın rengine bakın koçanın. İçindeki bir kestanenin kabuğuna bak. Bir de onun içerisinde o kestanenin zarına bak. Bir de kendisine bak. Bir de onun içerisinde tada bak. Kaç tane birbirine giydirmiş. Ağaç bir elbise. Koçan bir elbise. İçindeki kestanenin kabuğu bir elbise. Kestanenin dışındaki zar bir elbise. Kestanenin kendisine tat giydirmiş. O da koku giydirmiş perdelemiyor. Vallahi bütün zerratımla söylüyorum. Siz de söylüyorsunuz. Ya Rab seninle gurur duyuyoruz. Elhamdülillah. Gurur duyuyor insan. Konuşun bazen deli desinler evde. Ya Rab seninle gurur duyuyorum. Mesela dün akşam be namazda dün de O kadar hoşuma gitti ki ya Rab iyi ki namazı koydun ya. İyi ki namaz denen bir şey yaptın. Ben şimdi bu lezzeti, bu ruhani nasıl alacaktım? Bir secde ettim ki biz namazı yarattığı için yani emrettiği için. Vallahi şahit olsun şu anda. Yalana şahit edilmez. O kadar memnun oldum ki iyi ki namaz koydun ya. Namaz olmasaydı ben ne yapacaktım bu gece ya. Sıkıldım ya bir abdest alayım şimdi. Oh bir baktım ki fe Allah, Benim dünyamda bilmiyorum ama ki benim dünyamda tatlım lezzetlerin Allah şahit olsun hiçbir şeysine benzemiyor namaz. Namazın lezzeti ha. Ya dünyada tattığım lezzetlerin hiçbirisine benzemiyor. Garip ya o kadar hoş o kadar hoşuma gitti. Öyle birkaç tane namazdan hayatımın içinde öyle bir namazlar olsaydı birkaç tane yeterdi hepimize. Hepimize ha. Ya iyi ki yaptın dedim vallahi. Ya Rabb iyi ki namazı yaptın. O kadar keyif aldım ki. Bir iki tane namazımız olsa öyle ateşi, ottan erzakı, hububu, topraktan hububatı, nebatatı verdiği gibi. Zemini size hoş. Zemine bak böyle beşik gibi. Uçaktaki türbülansa bak. 850 kilometre gidiyor. Dünya 108 bin kilometre. Mercedes kaç gidiyor? 200 değil. 300 de ya. Hadi sana 500 verdim. O zaman 500 de gidiyorsun. Yılmaz yok değil mi? Yılmaz'ın Audi'sini şey yapmıştı. Kaçtan bilmiştim ya. 208, 280 bas, basmıştım onun arabasıyla bir ara. Ama öyle sakın yapmayın. öyle bir gençliğimizde olmuştu. Ondan sonra 300 300'de uçak 850, dünya 108 bin yani 850 F-16 1500, 1200, 1500, 1700. E, 1500. Dünya 108 bin kilometrede gidiyor, türbülans yok. Vallahi acayip bir şey. Bir de bulutları atmıyor arkaya. Böyle giderken Üzerinde 100 kilometre bulutları atmıyor. Hakikaten Allah usta ya. Değil mi? Keyif alıyor. Uçağa bindiğin zaman oluyor. Mesela Ya Rabbi gelirken dedim ki Ya Rabbi şu bulutların üzerine bana kahve içirtiriyorsun. Geylani bile kahve içmemişti. Eski asırda bulutların arkasına geçmek için Şeyh Abdülkadir Geylani olmak lazımdı. Şimdi Cenab-ı Hak teknolojiyle bizi Geylani'nin gibi bizi seyahat ettiriyor bulutların üstünde ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah ne nimet vermiş ya. Geylan olmadan Geylan'ın gibi nimetlendirmiş. Hani gözümüz arkada kalırdı. Ya Rabbi bulutların arkası nasıldır? Geylani'ler evliya olmak lazım. uçtu ya. Bizi evliya olmadan uçuruyor Allah'a hamdolsun. Uçak evliyasıyız biz de Gel uşaklar gel. Bugün bayram var. Ee, bak diyor ki zemini size hoş her bir erzakınız içinde konulmuş bir beşik, beşik ve alemi güzel ve bütün levazımatınız içinde bulunur bir saray yapan. Dünyayı da saray yapmış. Bak Allah Allah. Alemi saray. İşte evde bakın kapılar işte desenler şunlar. Allah şu saraya bak. Ağaçlarla, çiçeklerle, zemini böyle envai çeşit çiçeklerle, semayı yıldızlarla yaldızlamış. Belki gecede gezersin de. Sipsiye olmasın veya süslü olsun. Gökyüzünü yıldızlarla, zemini çiçeklerle, etrafımızı nimetlerle donatmış. Saraya bak yani. Ve bütün mahlukatı sana baktırıyor, senin için. Sana hizmet ettiriyor. Böyle bir beşik, alemi güzel ve bütün levazımatınız içinde bulunur bir saray yapan bir zattan kaçıp, zaten niye kaçacağım ki? Kaçıp, başıboş kalıp, Adem'e gidip saklanılamaz. Seni o duygularını veren 9. sayfada e, şualarda diyor ki sana bu gözü veren zat bir gözünü iki gözünün gördüğünü görecek sonra gözün bak gözü görecek gözün gördüğünü görecek ince bir mana olan gözle o eşi arasındaki ilişkin dışında bu gözün nereye uygun koltuk altı mı omuza mı kafanın tepesine mi nereye konulacağını bu gözden önce göz olması lazım ki bu göz ha buraya uygun densin. Aa buraya koydu olmaz. Niye olmaz? Ne var ne yok lan? Bir tanesi böyle muz atsa bize göz gitti ya. Yani. Koysa, koysa ne olur? Olmaz yani. Tepeye bakacaksın. Yani bir bak başka. O zaman diyorsun ki bu gözde en iyi yer burası. Ha o göz diyor buraya takılmadan önce benden önce bu gözü gören bir göz lazım. Göz lazım. Yani dersin başında dediğimiz gibi ağmaya sopayla gelmiş göz göz dünyası hastaneye ama gözü ameliyat ettireceksin şimdi veya göze numara alacaksın. Bir numaraya şu gözlük numaraya git de ama ama ya muayene olmazsın yani. Fesuvan Allah. Nerede yapmış? Şu gözü nerede yapmış? Karanlık alemde kör maddelerden yapmış. Anne karnı karanlık yediği kör maddeli kuru fasulye yoğurt ekmekten yapmış. Aydınlık aleminin anahtarını yapmış. Kulağı nerede yapmış? Sessiz maddelerden ekmek sessizdir. Anne karnı sessiz. Orada imal edilmiş. Normal bir teknoloji mi? Göz hakkında adam profesör ömrünü veriyor. Gözün hakkında bütün bilgiyi bitirdim. Tamam daha bir şey kalmadı diyebilir mi? 9 ayda imal edilen bir göz hakkında 900 sene geçmiş göz hakkındaki araştırma bitmiyor. Kullandığı yönteme bak. Ben onun için sözden şöyle bir şey bulmuştum da paylaşayım sizinle. Çiçek veya göz gözden açılmış. İnsanoğlu göze bakalarak, bakarak, bakarak ilim elde ediyor. İlim. Göze bakıyor, beyne bakıyor, çiçeğe bakıyor. Bu bizim ilmimiz göze mahkum, göze bağlı. Tamam. Allah bu gözü yokken yok olan gözü yaratmada kullandığı ilim var olup elde edilen ilimle alakası yok. Bir daha Yakup'um. Yo Allah var iken hiçbir şey yoktu. Göz yoktu. Hiçlikten, yokluktan, mekansız, maddesiz, nümunesiz, modelsiz, mukayesesiz İlk gözü yaratacak, ilk gözü hiçlikten yaratmakta kullandığı ilim ile, ilim ile va yaratılmış o gözden elde edilen ilim aynı değil. Birisi hiçlikten vücuda çıkarıyor, Adem'den vücut rengini veriyor. Ötekisi vücuttan bizi tanımlıyor. Devam edeyim şuradan. Sara yapan bir zattan kaçıp başıboş kalıp Adem'e gidip saklanamaz. Vazifesi vazifesiz olup kabre girip uyandırılmamak üzere rahat yatamazsınız. Sonra o davanın bir deliline işaret eder. Eşşecelül aktar kelimesiyle remzen der. Ey haşrı inkar eden adam ağaçlara bak kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten yeşillendiren hatta her bir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve ciheti, cihetiyle 3 haşın nüminelerini gösteren bir zata karşı inkar ile istibad ile kudretin meydan okunmaz. Üç tane haşır. Nedir peki e, Halil İbrahim? 3 tane haşır dedi. Ben bir de okuyayım. Ey haş inkar eden adam. Tamam. Ağaçlara bak. Tamam. Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz ağaçları. Baharda dirilten. Bir. Yeşillendiren. iki. Hatta her bir ağaçta yaprak, çiçek ve meyve cihetiyle. Bunların da hepsini 3 taneyi de tek sayarsan yani kışta ölmüş kemik gibi ağacı diriltiyor. 2. Yeşillendiren hatta her bir ağaçta yaprak, çiçek, meyve. Bu da 3. Üç. 3'ün içinde tek tek de say sayılabilir. Yaprak, çiçek, meyve cihetiyle üç tane haşır. Niçin haşır diyor? Yaprağı, çiçeği, meyvesi geçen senenin aynısı değil. O yaprak düştü de tekrar baharda yapıştı değil. O gitti. Giden gitti. Yeniden. Hiçlikten yaratılıyor. Böyle bir zata karşı inkar ile istibad ile kudretine meydan okunmaz. Sonra bir delile daha işaret eder der. İşte garip taraf şu mukayese ettirecek şimdi ağaçta kemiği. Size ağaç gibi kesif, kesif donuk ama kesif gibi gözüküyor o ağaç latiftir. Yaktığımız zaman çıkan duman, nur, ısı, ışık şeye benzemiyor. Oduna benzemiyor. Bak ağaç gibi kesif. Sonra sakil. Ağır ve karanlıklı. Karanlıklı bir maddeden. Bak neyi çıkartıyor. Kesiften latif. Sakilden ağırdan hafif. Karanlık bir maddeden madde hafif. Zıttı zıttından çıkartıyor. Bir daha. Ağaç gibi kesif. Ne çıkarttı? Latifi. Yani odun 10 kilo geliyor. Yaktığımız zaman çıkan en fazla 10 gram kül çıkar. Duman, nur yani ışık, ısı, enerji boyutları hepsi kayboldu. Bir yerdeydi, her yerde. Her yerde olan bir şeyle bir yerde olanı yapmak. Yaktığımız zaman çıkan her şey her tarafa yayılmış. Ama kendisi daha önce kütük olarak bulunuyordu. Kesiften latifi. Ağırdan hafifi, kilo yok. Karanlıktan odunun içi karanlık. Nuru oraya koymuş. Normal teknoloji mi? Odunu yakınca nur çıkıyor. Ama odunun içi karanlık. O karanlık içinde penseyle, kerpetinle, ile nuru bu tarafa alamazsın. Karanlıktan nuru zıttı zıttından bir maddeyi çıkaran bir zattan odun gibi kemiklere ateş gibi bir hayat. Şimdi kemikle odunu kıyas ediyor. Ateş ne yapmış? Sanki ona hayat vermiş. İçindekileri hayatlandırmış. Bir yerdeyken her yerde olmasına sebep ateş ve ateşle. Penseyle alamazsın yani. Ateş gibi bir hayat, nur gibi bir şuur vermeyi nasıl istibad ediyorsunuz? Yani yandığı zaman onu aşmıyor. Ancak insanoğlu kendi eli karıştığı yerde ahır yanıyor oluyor. Ateşi yükseliyor. Sonra aman doktor gelsin ateşimi söndürsün diye. Ya abi şu ana kadar birbirine benzemeyen ağaç meyve birbirine hiç benzemiyor. Ya. Daha mucizesi insandan insanın yarat nasıl? ayrı bir mucize. Acayip bir şey. Ve <laughs> birbirine benzeyeni biri benzeyenden yaratıyor. Ama ağaç da meyve birbirine hiç benzemez. Ve kendisine de bir faydası yok. Meyvenin ağaca faydası yok ya. Yani. Bu kadar çalışıyor. Demek ki çalıştırılıyor. Bir nur gibi bir şuuru, yani nur da şuura, hayat da ateşe nispet ediliyor. Onu hayattan duruyor. Zaten güneş de enerji verdiği için onu hayattan duruyor. Sonra ısıttı güneş, yaptı, yapacağını yaptı, arttı güneş. Onun için şarjlı pil yapıyor. Gidiyor ağaç olarak depoluyor. Çünkü odun, ağaç, donmuş güneştir. Onu depoluyor. E depolanan o güneş, hayat canlı. Ya şeye mesela panel konuluyor güneş panelleri. Enerji elde ediyorsun. Aküde depolanıyor. O aküde depolanan enerjiyle buzdolabı çalışıyor mesela. Bak yöntem Nasıl ama teknoloji kullanılmış. E peki bu numune yok, model yok, madde yok, mukayese yok, taklit yok. Bunu ilk yapmak. Sonra bir delile daha tavsiye eder. Der ki bedeviler için kibrit yerine ateş çıkaran meşhur ağacın yeşil iken iki dalı birbirine sürüldüğü vakit ateşi yaratan ve rutubetiyle yeşil ve hararetiyle kuru gibi iki zıt tabiatı cem edip onu buna menşe etmekle her bir şey hatta anasırı asliye ve tabai es esasiye o nur onun emrine bakar, onun kuvvetiyle hareket eder. Hiçbirisi başı boş olup tabiatıyla hareket etmediğini gösteren bir zattan topraktan yapılan ve sonra toprağa dönen insanı topraktan yeniden çıkarması istibat, akıldan uzak edilemez. Ve devam ediyor ama bitirin şu cümle iki satır var. İ i̇syan ile ona meydan okunmaz. Sonra Hz. Musa aleyhisselamın şeceri meşuresini hatıra getirmekle şu davayı Ahmet aleyhisselatü vesselam Musa aleyhisselamın dahi davasıdır. Enbiyanın ittifakına hafi bir ima edip şu kelimenin icazına bir letafet daha katar. Vahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha